Merhabalar gönül dostlarımız. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın bugünkü bölümünde sizlere EKPSS hakkında kısa bilgilendirme yapacağım. EKPSS adı üzerinde engelli kamu personel seçme sınavı. Yani engelli adayların kendi aralarında yarıştıkları bir sınav. 2012 yılına kadar bu kurumların kendi içerisinde aldıkları engelli memurların kendi açtıkları sınavla istihdam ediliyordu. Ancak 2012 yılından bu tarafa devletimizin almış olduğu kararla EKPSS yani engelli kamu personel seçme sınavı adı altında bir sınav sistemi geliştirildi. Bu sınav sistemi her bireyin öğrenim durumu ve engel durumuna göre ayrı ayrı branşlarda sınava girmesini öngörüyor. Sınav her 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. Daha önceden bu sınavından alınan puanlar ile bu süre 2 yıllıktı. Yani 2 yıl boyunca sınavdan aldığınız puan geçerliydi. Ancak yakın bir dönem içerisinde alınan bir kararla sınavdan aldığınız puan 4 yıl süreyle geçerlilik kazanmakta. Yani 2020 yılında sınava giren bir arkadaşımız 2020 yılında aldığı puanla 2024 senesine kadar açılacak atama tercihlerinden faydalanabiliyor. Ancak en düşük puan sistemine göre yani 2020 yılında 80 puan aldınız, 2022 yılında 81 puan aldınız. Örnek verecek olursak, bu puan 4 yıl süreyle 81 puan üzerinden almış olduğunuz en yüksek puan üzerinden değerlendirme yapılır ve sizler tercih yapabilirsiniz. Çok sık sorulardan biri de buydu. Aldığım puan 4 yıl geçerli olacak, ancak 4 yılda 2 sefer sınava girme hakkınız var. Hangisi geçerlidir puanı? Arkadaşlar tekrar etmek gerekirse almış olduğunuz en yüksek puan sizin tercihlerde geçerli sayılır. EKPSS haricinde kura ile tercihler sistemi var. Bu da ilk ve ortaokul mezunları olan engelli adaylar için geçerlidir. Bu da aynen tercih her yıl yenilenir. Fakat tercih süresi 4 yıl olmak süreyle bu da uygulanmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani EKPSS tercihlerinde 2 yılda bir yenileme yapılır. Bunun sonu aldığınız puanlar 4 yıl geçerlidir. Arkadaşlar EKPSS başvuruları genelde sınav yılının Şubat ayına denk gelir. Örnek verecek olursak 2020'de Şubat ayında tercih yani sınava için başvurular yapılıyor. Nisan ayında da sınav gerçekleştiriliyordu. Ancak tabii koronavirüs başta olmak üzere birçok durumlar istisna hariç bu sınav tarihlerinin değişmesine neden olabilir. Bu her yıl ÖSYM sınav takviminde güncellenir arkadaşlar. EKPSS adaylarının sınava girme hakkı en az lise ve üzeri olacak arkadaşlar. Yani ilk ve ortaokul mezunları bu sınava giremiyor. Bununla birlikte EKPSS sınav sistemi tamamen engelli adaylarının katılabildiği bir sınav sistemidir. Yani %40 ve üzeri olan engelli her aday lise ve dengi mezun olmak şartıyla bu en az bu sınava katılabilir arkadaşlar. Sınava katılırken sınav başvurusunda engel durumunuz ve sınav esnasında kullanacağınız tesisat ve cihazları muhakkak başvuruda belirtmeniz gerekmektedir. Bu sizin sınavda zorlanmamanız için çok önemlidir. Sınav süresi dediğim gibi 2 yıla sınırlıdır. Yani her 2 yılda bir sınav gerçekleşir ancak istisnai durumlar hariç. Değerli arkadaşlar, bugün size EKPSS ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istedik. Benim buradan sizlere naçizane tavsiyem, kulaktan dolma veya asparagus haberlerle bu sınav hakkında veya atamalarla ilgili hiçbir konuya itibar etmeyin. Sizler de ve bizler de biliyoruz ki sınavlarla ve atamalarla ilgili resmi açıklama her zaman bizim için muteberdir. Bu açıklamaları bekleyelim ve sınavlara yarın sınav olacakmış gibi hazırlanalım. Evet, güzel bir programın da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programlarımız. Sizlerin sorularınız eşliğinde devam edecek inşallah. Şimdilik hepiniz kalın sağlıcakla.